demokratik yol ve yöntemlerin hiçbir kanalı kalmamıştır. Sivil toplum örgütleri tamamıyla boşaltılmıştır. Siyaset yapmak isteyen bireylerin, şahısların, kanaat önderlerin, kurumların, muhalif olanların hepsi pasivize edilmiş, etkisizleştirilmiş ve marjinal kriminalize noktasına getirilmiştir. Bu ülkenin hakikatiyle eğer biz karşılaşma cesareti gösterebilirsek sorunlarımızın çözümü çok basit olur. Bu ülkede hakikat nedir? Bu ülkede hakikat şudur. Türklerin dışında başka halkların da yaşadığı, Sünni inancın dışında başka inançların da yaşadığı, farklı kültürlerin olduğu ve eril bir anlayışın iflas ettiği çözümü çerçevesinde bir proje üretmemiz lazım. Eğer Türkiye'de Kürt meselesi başta olmak üzere, çünkü ben şuna inanıyorum, Kürt meselesini çözme cesaretini ve isteğini ortaya koyan ve bununla yüzleşen siyasal iktidarlar olduğu vakit diğer sorunlar da beraberinde çözülür. Çünkü iç içedir. Siz Kürt meselesiyle yüzleştiğiniz vakit demokrasiyi, hukukun üstünlüğü, adaleti, hakikati kabul etmiş olursunuz. Sistem sürekli krize giriyor ve krize girerken ciddi sorunlar, ciddi sıkıntılar bütün toplumun, bütün ülkede yaşayan bütün halklara, bütün farklılıklara 7'den 70'e herkes bundan nasibini alıyor. Buna sessiz kalan da zehirleniyor, buna sessiz kalmayan da zehirleniyor. Dolayısıyla biz bütün enerjimizi, bütün çabamızı, bütün birikimimizi demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, barışa aktarmamız lazım. Bir arada yaşamanın koşullarını oluşturmamız lazım. Özgürce, onurlu bir yaşamı oluşturmamız lazım. Eşitçe, kendi ana dilimle özgürce eğitim görebilme koşullarını oluşturmamız lazım.